Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar hocam. Sorum şuydu, daha önceden bilmeden işlediğimiz günahlar, yani Ramazan'la birlikte İslam dinimizle ilgili yeni bilgiler öğreniyoruz, günah olduğunu, sevap olduğunu. Daha önce bilmeden işlediğimiz günahlar affolunur mu? Öğrendikten sonra mı günah yazılmaya başlanır? Ben bunu öğrenmek istiyordum, teşekkürler. Oo, ne yaptın ya? Piyasayı bozdun. Öğrendikten sonra mı yazmaya başlar deyince bu sefer eskileri de hesap edilir. Kardeşim, vicdanen Allah Teala kandırılmaz, aldatılmaz, rüşvet yemez, hiç böyle uyumaz. Acayip bir müftü tayin etmiş bize. Hepimizin. Ne alo fetva dairesine benzer, ne bilmem neye benzer, ne Fatih Hoca'ya, ne bilmem ne hocaya. O müftü kalbinin üzerinde imanın varsa, kaybetmediysen hala, ki elhamdülillah kaybetmedik inşallah, onun adına vicdan denir. Şöyle bir baktığında insan, ben bunu hakikaten bilmiyormuşum. Bilmiyormuşum değil mi? Evet, bilmiyordun ama bak öğrendin, bir daha yapma. Tamam müftü bey dersin, sana cevap verir. Ama içindeki müftü, bilmiyordum hocam deriz. Kardeşim için söylemiyorum. Bilmiyordum hocam, ne yapalım? Aa, bir şey olmaz falan. İçindeki müftü der ki, sahtekarlık yapma. Sahtekarlık yapma. Hala daha işte kimi uyutuyorsun sen? İçindeki susmaz. İçindeki o vicdan, sen bundan sonra şu istikamet üzere git, biiznillah olur diyorsa, o söz Fatih Hoca'dan da kıymetli, Şeyhülislam'dan da kıymetli. Ben sana bir şey olmaz desem de, sen bunu fetva gibi kabul etme. Kalbinden, o müftüden bir kere o fetvayı al. Bak, bir insan cennete mi girecek, cehenneme mi girecek? Bilir. Hadi bakalım, gecenin bombası. Bir insan cennete mi girecek, cehenneme mi girecek? Bilir. Niçin? Allah'ı var onun. Şöyle bir haline baktığında, Allah'ın izniyle ben imanla göçersem cennete girerim der. Allah ona hissettirir. Şu an bana ölüm gelse, Fatih yandın sen oğlum. Yok ya, baksana Metin ne diyor? Hocam senin sayende diyor. Abdülsemed'e baksana, hocam senin gibi hoca görmedik diyor falan. İçindeki der ki, sahtekar. Lan şu an ölsen ne olacaksın? Allah Teala bize o vicdanı vermiştir ki, şok, Türkiye televizyonlarında ilk, yaptığın ibadet sahici olsun diye. Başka anlatayım sana. Zevkin var mı? Namazı durdun veya oruç tuttun. Allah'ım be. İçinden dedin ki, Allah'ım ya. Hani böyle, ya Rabbi sen falan değil. Hani perfora ses falan değil, bizim TRT'nin eski şeyleri gibi. Beni, ailemi falan değil. Yani öyle de gelmiyor o ses yani. Çok cılız da gelse iyi gelir onun sesi. Çok güzel. Ya Rabbi be, ben orucu bu kadar tutabildim ama ya Rabbi, yani bu kadar yapıyorum ya. İçindeki diyor ki, bu kadar yapabiliyorum ya. Vallahi bak, dikkat ettim değil mi? İçindeki de diyor ki, evet ya, dikkat ettin. Allah ne diyor biliyor musun? Sen böyle düşündün, bir şey olmaz demedin, ölçtün, tarttın. Dinliyor musun beni? Müjde veriyorum. Dinliyor musun? Bak 5 dakika sonra dua, hop suyunu içeceksin, yine gürültüye gelecek. Sen bunu boş ver demedin de içinde bir tarttın ya. Ne yapıyor biliyor musun Allah? Hesabını yanlış çıkartmıyorum diyor, tamam. Hesabını yanlış çıkartmıyorum. Hocam ne diyorsun? Ah, ne dediğimi biliyorum. Hacdaydık diyor Abdullah İbni Abbas. Resulullah'a geldiler. Ya Resulallah, şuradan kıl koparttım olur mu? Ya Resulallah, şöyle kuyunu kestim. Önce haber almadım. İhramdan çıktım. Koku sürdüm ya. 300'den fazla insan soru sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirine olmaz demedi. Tamam. Oldu. 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 Alimler diyor ki, ne bu gelişlik ya? Ondan mı? Yok. Dinliyor musun? Yok diyor, ondan değil. Adam ciddiye alıyor. Oldu mu? Yapabildin mi? Dertli. Böyle dert sahibine Allah tamam diyor zaten. Öğrenme. Tamam o zaman ya demez ki öyle bir adam.
Daha çok öğrenir. Daha çok öğrenir. İçimden bu kadar yapabiliyorum ya Rabbi. Elimden gelen bu kadardı. Tamam. Allah buyuruyor ki o muhasebeyi yanlış çıkartmayacağım. Baş ver ya diyen adamın yaptığı hesapsa her an tersine dönebilir. Ciddiyet. Bu ciddiyet hangi ciddiyet? Soğukluktan değil, resmiyetten değil, muhabbetten olan ciddiyet. Muhabbetten olan ciddiyetin adına İslam literatüründe takva denir. Ver bir soru daha, duaya geçelim sonra. Hayırlı sorular hocam. Benim sorum şöyle olacak. Örnek vereyim. Mesela 10 ihlas okursan veya da 1000 tane salavat çekersen şuna iyi gelir, buna iyi gelir deniliyor. Bu doğru mudur? Şimdi bunun kaynağı önemli. Diyorlar ki 3 yudum su içersen iyi gelir, 5 yudum su içersen iyi gelir. Doğru mu? Kim söylüyor? Ona bakılır. Ben söylüyorsam dinleme. Doktorlar Birliği değil. Doktorların başındaki böyle işin ehli olan birisi söylüyorsa ne yap? İnan adam tabip. Allah'a da yemin etmiş, Hipokrat'a da yemin etmiş artık. Yani seni aldatacak hali yok. Şimdi 100 ihlas okunduğunda böyle böyle olur. Kaynak. Kaynak. Kim bu? Böyle yani bir abuk sabuk bir hoca bilmem neyse zaten kaynak kabul edilmez o. Sağlam kaynak. Kütüb-i Sitte'de var mı? İlmihal kitabında var mı? Var. O zaman olur. Arz edebiliyor muyum efendim? Mesela bir kişi 70 bin kelimeyi tevhidi okusa hayatı boyunca 70 bin kelimeyi tevhid La ilahe illallah samimi bir şekilde agah olarak La ilahe illallah la 70 bin kelime-i tevhid defterine yazılsa, cehenneme gidebilecek seviyede bile olsa, Allah onu cehennemine atmaz. O 70 bin kelime-i tevhidin hatırına. Çekilse olur mu? Olur. Şifa niyetine Fatiha okunsa iyileşir mi? Efendimiz buyuruyor ki, Fatiha şifadır. Kur'an şifa niyetine okunsa olur mu? Estağfirullah. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmeh lil mu'minin. Şifaun ve rahmetun lil mu'minin ve la yezidu'z zalimin illa hasara. Biz Kur'an-ı Kerim'i müminlere şifa ve rahmet olarak indirdik. Al bak şimdi ismini vermeyeceğim. Maşallah diyen de vardır, demeyen de vardır. Mesela Gönenli Mehmet Efendi gazeteyi böyle okurdu 90 yaşında. Ve derdi ki Kur'an'dan. Gözlük kullanmazdı. Bak ben hala gözlük kullanıyorum. Çünkü yüzünden Kur'an'ı az okuyorum. Başka şeyler falan. Ah işte gitti. Şu anda hayatta olan kişi var. 90 küsur yaşında. Geçen bir şey gösterdim. O zaman tekrar gördüm. Ben böyle bakıyorum gözlükle. Ha iyiymiş diyor. Gözlüksüz bakıyor. Ama her gün Kur'an. 5 saati, 6 saati Kur'an. Al işte şifa. Şifa, şifa, şifa. Bu kaynağa bağlıdır arkadaşlar. Hangi kaynaktan olduğuna bağlı. Yoksa öyle kafana göre şunu oku, şöyle olur, bunu oku, böyle olur olmaz. Mesela al işte Nas ve Felak. Sabah, akşam, gul, 3 ihlas, 3 felak, 3 nas oku, üzerine sür. Kapı kapı muska yazan büyücü müyücü dolaşma. Ama tabii bunlar namazla, duayla, Ramazan'la olacak şeyler. Kıymetli kardeşlerim, yarın artık ölmez sağ kalırsak 17 Ramazan'a geçiyoruz. Bugünlerde hep Kadir gecelerini ararlarmış. 17 Ramazan aynı zamanda nedir? Birçok alime göre ikra, yani Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin indiği gündür, gecedir. Bazıları Kadir Gecesi gibi muamele görür diyor. Şimdi biz şunu söylüyoruz duaya geçerken. Herkes bir amine hazırlansın. Şimdi size şunu söylüyoruz. Şimdiden ilan ediyoruz. Bir umumi Kadir Gecesi vardır. Bir de hususi Kadir Gecen vardır. Şu an anladıysan, şu an estağfurullah dediysen, şu an Allah zikrine girdiysen, senin zaten Kadir Gecen bu gece. Bir de umumi Kadir Gecesi var. Hem oradan alırsın.
hem de bu gecede Kadir Gecesi'ni yaşarsın. Hadi bakalım, bir amin deyin siz. Ağzımız günahkar da olsa Rabbim dualarımızı kabul eder inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. İlk başta sana yalvarmak için dilimizin, kalbimizin, ellerimizin olması lazım ki sana dua edelim. O yüzden en başında diyoruz ki Ya Rabbi bizi tertemiz eyle. Bizi affeyle. Bizi mağfiret eyle ki sana dua edelim. Ya Erhamer Rahimin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize Ramazan'ı anlattı, Kur'an'ı anlattı. Ne anlatması? Yaşadı. Ya Rabbi Ramazanlarımızı Efendimizin yaşadığı Ramazanlara ilhak eyle. Ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da kendisi ve ümmeti Muhammed için neler istediyse şu an onları biz istiyormuşuz ve bu duanın mazharı olmuşuz gibi bize muamele eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda bizler için, ümmeti için ve kendisi için nelerden sığınmışsa bu gecemizi sen sana icabet etmiş, sığınmış kullar olarak bizi daima muhafaza eyle. Affı taksirat, mahvı seyyiat, usulü muradat, defi beliyat, kabulü hacat, duhulü cinan, müşahade-i cemal, şefaati rasul, bakidekilere sıhhat selametler ata olarak dualarımızı kabul eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rab, ağzı duaya layık kişilerin duasına ilhak ederek dualarımızın kabulü için El Fatiha.